Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Burada Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleriyle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası Bakan Kurum basın toplantısı düzenledi. Şehirlerimizin ihyası ve inşası için valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte şehrin geleceği adına kararlar alıyor ve hızlı, süratli bir şekilde bu kararları da sahada uygulamaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Maraş'ımıza ilişkin de önemli kararlar aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapıların depreme dayanıksız olduğu, can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığı gerekçesiyle riskli alan ilan edilen Yusuflar, yani Tekke Mahallesi ile ilgili müjdeler verdi. Yusuflar Mahallesi diye bildiğimiz 24 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. İki etap halinde bu projeyi yapacağız. Mevcutta yaklaşık 3000 hak sahibi kardeşimiz var ve hak sahibi kardeşlerimize bir kısmına yerinde, bir kısmına Çamlık'ta, Saçaklızade'de yapacağımız 500 konutta ya da parasını vermek suretiyle tekliflerimizi sunacağız. Onların rızası çerçevesinde, onların mağdur olmayacağı şekilde onlara taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle bu dönüşüm projesini Yusuflar Mahallesi'nde yapmak istiyoruz. Yıl sonuna kadar inşallah ihalelerini gerçekleştireceğiz ve 2020 yılının ilk çeyreğinde 500 rezerv konutumuzun inşaatına, diğer taraftan yine Yusuflar Mahallesi'ndeki bir etabında ihalesine başlamış olacağız ve kararlı bir şekilde 2023'e giden yolda inşallah bu Yusuflar Mahallemizin dönüşümünü de gerçekleştirmiş olacağız. Bakan Kurum, 24 hektarlık alanda 4-5 katlı şehrin tarihi ve kültürel yapısına uygun mimaride binalar yapılacağını söyledi. Yerinde yapacağımız 24 hektarlık alanda, 240 bin metrekarelik alanda da zemin artı 4'ü 5'i geçmeyecek, Kahramanmaraş'ın tarihine, kültürüne yakışacak bir projeyi de inşa edeceğiz ve şehir merkezinin hemen yanında tarihi Maraş diyeceğimiz alanda da yeniden ihya çalışmalarını yapmış olacağız. Bu Maraş için çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi. Kurum, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşümde Kahramanmaraş'ın öncelikli iller arasında yer aldığını belirtti. İnşaatı devam etmeyen veya hem yükleniciden veya hak sahiplerinden kaynaklı mağduriyetlerin söz konusu olduğu süreçte tek taraflı fesih hakkını getirdik ki bundan sonra hiçbir kentsel dönüşüm projesi yarım kalmasın ve vatandaşımız bu süreçte mağdur olmasın. Yine kentsel dönüşümü yapacak firmalara hem teknik hem mali kriterlerimizi getirdiğimiz önemli düzenlemeyi de dün itibariyle yayımlamış olduk ve 81 ilde ki ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, şehirlerimizde de kararlı bir şekilde bu kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Maraş'ta bu noktada bizim önceliğimizdir, Kahramanmaraş'ımız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gayberli Mahallesi'ndeki Eylan Bölgesi'nin de boşaltılacağını açıkladı. Yine Gaybar Mahallesi olarak bildiğimiz heyelan riski altında yaşayan vatandaşlarımız var. Bunların da ön incelemelerini yaptık. Şimdi kesin incelemelerini yapacağız ve heyelan riski altında bulunan yaklaşık 300 vatandaşımızın hızlı bir şekilde taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Onlara da yine üreteceğimiz rezerv konutlardan konutlar vermek suretiyle heyelan riski altındaki alanların boşaltılmasını sağlayacağız.